Hamburger satışları çok güzel gidiyor. Bir sürü param oluyor. Yani her gün böyle para kazanmaya devam edersem demek oluyor ki hesaplarsak 3000 sene sonra araba alabiliyorum. Yetmez. İçimde bir his var, bugünkü suçlar gelmeyecek. Ben de böylece hamburgerimi satıp paramı kazanabileceğim. Müşteriler nerede? Müşteriler yok. Nerede bu müşteriler? Yoksa artık hamburgerlerimi sevmiyor musunuz? Olsun, sadece dükkanımda müşteriler yok. Onlar her şey yolunda. Aa, bu adam kim? Geliyorlar mı? Aa, işte bir müşteri, hem de adam gibi adam. Takım elbisesi bile var. Demek hamburger dükkanıma geldiniz. Hayır, benim acil gitmem gerekiyor. Adamın cüzdanına bakın, içi para dolu. Balyayı indirmiş. Gitmeden önce sana cüzdanımı hediye edebilirim. Burada al. Cüzdan mı? Demek bana cüzdanınızı hediye ediyorsun. Çok sağ olun. Adam gibi adam. O büyük insan. Allah razı olsun. Bakayım. Oo. Tamam, o zaman ben gitsem iyi olacak. Nereden gideyim? %100 deri. Nereden mi? Şuradan gidin. Benim evimin yanından geçin şuradan. Tamam, oradan gideyim ben o zaman. Olur, adam gibi adam. Ben iyi insanı yüzünden tanım. Yüzü nurlanmış, parlıyor. Gördünüz mü? Bana cüzdanını verdi. Adam gibi adam. Karaktersiz. 25 kuruş varmış içinde sadece. Görüyor musunuz? Benimle nasıl dalga geçti? Zaten tipi de bir şeye benzemiyordu. Karaktersize benziyordu. O ne lan? Orada işte, yakalayın. Cüzdan elinde. Bunlar kim? Yakalandın. Teslim ol. Teslim mi olayım? Bu tank ne? Hiçbir yere kaçamazsın. Yakalandın. Demek cüzdanı sen çaldın. Cüzdan mı? Ne cüzdanı? O elinde. Tuttuğun cüzdan. Elimde mi? Bu benim değil ki. Yalancı, elinde tutarken gördük seni bir kere. Doğru söylüyorum, bu cüzdan benim değil. Bir tane adam geldi, o verdi elime. Ben de Ronaldo. Bizim elimizden hiçbir hırsız kurtulamaz. Bakalım cüzdanın içindeki paralar nerede? Paralar mı? Paralar almış. Doğru söylüyorum, bu cüzdan benim değil, adamın birisi verdi. İnanmıyor musunuz bana? Bak tank hayır diyor. Tank nasıl diyor? Gördün mü? Tam da huzurlu bir gün yaşayacaktım. Nereden çıktı şimdi bu? Eşyalarını topla, hapse gidiyorsun. Hapis mi? Polis bey, isterseniz siz gidin, beni beklemeyin. Benim eşyalarımı toplamam çok uzun sürer. Biraz acele et. Anlamadım, gitti. Çabuk arabanın arkasına bin. Arkasına mı? Hapse giriyorum, olamaz. Pardon, ben bir tane hamburger alacaktım da. Hamburger mi? Yalnız double olursa güzel olur. Yanına bir tane de kola. Kola mı? Hamburger diyor hala. Ben hamburgerimi isterim ha. Polis bey, ben masumum, ben masumum diyordum ya. Şu köylünün işini müsaadenizle bitireceğim. Burada benim hayatım kaymış, hala hamburger diyor. Belki de hapishane bu köyden daha huzurludur. Şu başıma gelen olayları görüyor musunuz? Şuraya bakın. Yeni evine hoş geldin. Yeni ev mi? Yok polis bey, iki günden sonra giderim. Demek öyle, biraz zor gidersin. Olamaz. Sen şu yukarıdaki yerde kalacaksın. Bana bir izin verseniz ben o gerçek hırsızı bulurum aslında. Devam et. Gerçek hırsız diyorum, dinlemiyor musunuz? O cüzdanı ben çalmadım. Ben o adam bir bulursam onun işini bitireceğim. İlerle canım. İlerliyoruz işte. Merhaba. Polis bey, tuvaletim geldi. Altına yap. Nasıl şaka ama? Şaka değildi ki. Değil miydi? Gir içeriye. Ne olursunuz beni burada bırakmayın. Buradan kurtulup gerçek hırsızı yakalamam gerekiyor. Yanlış kişiye bulaştı o adam. Onun işini bitireceğim. Ama buradan nasıl kaçacağım? Temiz havlularım falan dolaba yerleştirdim. Bu tavşanlı patiğimi de getirdim. Ayağım üşümesin sonra. Kapatalım dolabı. Havalandırma zamanı. Yaşasın, havalandırma. Havalandırma mı? Yoksa dışarı mı çıkıyorum? Evet, bahçeye. Bahçede mi var? Bizim köyden güzel valla. Havalandırma dediğiniz bu muydu? Acele edin, o hırsızları karşıya kadar taşıyacaksınız. Biz bunları neden taşıyoruz, ben onu anlamadım da. Çünkü canım öyle istiyor. Canın mı? Benim buradan kurtulmam gerekiyor. Bir yolunu bulup buradan kaçacağım. Kaçarsın, ben de öyle düşünüyordum. Siz kendinize bakın. Amma da ağırmış, belim çıktı. Tünel kazsam olmaz, 3. kattayım. Havalandırmadan kaçabilirim. Ama o telleri kesmem gerekiyor. Şunu şuraya çıkartalım. Açıyorlar, yakalayın. O sırtındakiyle hiçbir yere kaçamaz. Ben de deneyeceğim. Buradan kaçılıyor mu? Aynen, oradan kaçıyorsun. Sola dön, oradan gidiliyor. Çok sağ olun. Kaçılıyormuş, duydunuz mu? Sen de ilerle. Olamaz, burası kapalıymış. Temiz havlu kalmadı. Çamaşırları yıkıyor musunuz? Abi elimle yıkarım, getir. Zahmet etmeseydiniz. Saçmalama, tuvaleti temizleme sırası sende. Ne çabuk bana geldi. Şuradan bir kurtulsaydım. Gel benimle aşağıda. Şurayı hemen yıkayım da sana plan yapmam gerekiyor. Ne oluyor ki, bakayım? Silmeye başlayalım. Bu ne lan? Onun... Temizle. Temizleyeyim mi?
Şunun üstünden atlarsam ortasına masa koymuşlar. Bana o cüzdanı veren adamın işini bitireceğim. Şunları alalım. Her tarafı temizliyorum. Siz şunları tutun. Gardiyanların benden şüphelenmemesi gerekiyor. O yüzden onların istediklerini yapıyorum. Tertemiz yaptım. Aferin. Şunları şuraya bırakalım. İşini doğru yaptığın için bir tane istek hakkı kazandın. Allah razı olsun. Ne insanlarsınız siz? Mahmut iyi güzel ama sanki bir şeyler eksik gibi. Evet, bir şeyler eksik ama ne, bir türlü bulamadım. Köyde çok önemli bir eksik var Mahmut. Bir türlü bulamıyoruz. Buldum. Buldun mu? Neymiş? Hamburger. Doğru, biz hamburger yemiyoruz. Sonunda Mahmut büyük eksikliğimizi buldu. Hamburger yiyebilmemiz için hamburgercinin olması gerekiyor. Hamburgerci hapishanede. O zaman gidip ondan hamburger tarifini alalım. Geldin. Çok iyi oldu. Uzun zamandır bu adamın ziyaretine kimseler gelmiyordu. Çok önemli bir konu var polis bey. Yoksa gelmezdim. Ne oluyor bu kim? Adam seni ziyarete gelmiş. İnsan bir teşekkür eder. Hiç anlamadım. Çok önemli bir konu için buradayım. Yoksa beni kurtarmaya mı geldin? Mahmut. Seni kurtarmaya gelmedim. Sen umurumuzda bile değil. Polis bey konuşuyoruz da burada. Önemli bir meselemiz var. Tamam ben buralardayım. Niye geldim o zaman? Affedersin, uzun süredir hamburger yiyemiyoruz. Senin şu hamburger tarifini versen de köyde yapıp yesek. Demek hamburger. Size hamburgerin tarifini veririm ama bir şartla. Polis orada, yaklaş buraya. Ne oldu, bir şey mi oldu? Hamburgerin tarifini istiyor musun? Sana hamburgerin tarifini veririm ama bir şartla. Bana şu telleri kesebilmem için makas getireceksin. Evet, makas. Şimdi buradan çıkıp bir tane Trabzon Vakfı Kebir odun ekmeği alacaksın. Onun içerisine saklayacaksın. Ne oldu, bir şey oldu mu? Polis bey konuşuyoruz. Trabzon Vakfı Kebir odun ekmeği mi? Bağırmasana. Evet, Trabzon Vakfı Kebir odun ekmeği. Onun içerisine saklayacağım. Zaten Trabzon Vakfı Kebir odun ekmeği tekerlek gibi olur. Onun içine sığar. Tamam. Ben de sana hamburger tarifini vereceğim. Hamburger için her şeyi yaparız. O zaman anlaştık Mahmut. Şimdi istek hakkımı kullanıyorum. Demek kullanıyorum. Ne istiyorsun? Trabzon Vakfı Kebir odun ekmeği getirecek bana. Bak canım çekti şimdi. Trabzon Vakfı Kebir odun ekmeği mi? O zaman anlaştık. Hadi git getir. Unutma bak. Polis bey ekmeği ben çıkartsaydım. Olmaz, bana ver, ben götürürüm. İşte istediğin ekmeği getirdim. O adam seni çok seviyor galiba. Acaba ekmeğin ucundan biraz yiyebilir miyim? Hayatta olmaz. Ucundan birazcık. Olmaz dedim, haram zıkkım olsun. Ekmeğine kalmadık, al şunu. Veremem. Alalım içinden makası. İşte burada. Keselim şu telleri. Şu hapishanede başıma gelmeyen kalmadı. Tamamdır, telleri kestim. Şuradan çıkacağım şimdi. Zıplayalım şöyle. Tamam, havalandırmaya ulaştım. Buradan çıkacağım şimdi. İnelim şuraya. Şuraya atlayacağım. Tamamdır. Diğer mahkumlar burada. Hapishanenin çatısına çıkıyor. Oraya çıkacağım. İnelim. Çıkalım. Burada güvenlik var. Sessiz olacağım. Kapatalım. Şuraya gireceğim. Kapatalım. Hapishanenin en üstündeyim şu anda. Aşağıdalar, görüyor musunuz? Tamamdır, bekle beni, geliyorum intikama. Gidelim. İşte burası. Pis suya gireceğim ama bir şey olur mu? Girelim. Çıkıyorum. İşte bu kadar, kurtuldum hapishaneden. Gardiyanlar görmesin. Hapishanenin kenarından dolaşacağım. Başıma gelen olaya bakın, normalde şanslı birisiyimdi. Böyle kötü olaylar da başıma hiç gelmez. O adamı bulmadan önce eve girip biraz dinleneyim. Girelim. O adam da her yerde saklanıyor olabilir. Bakalım. Bu adam elimden kurtulamayacak. Bulacağım onu. Bakın buradaymış. Bana cüzdanı veren adam evimde uyuyor. Benim yatağımda. Şimdi işini bitirdim senin. Alalım şunu. Dedemin tabancası. Uyanma vakti geldi canım. Ne olursun 5 dakikada. Sana uyan dedim. Bak bakalım beni tanıdın mı? Senin burada ne işin var? Ne oldu, beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Ben de tam gidip polislere her şeyi anlatacaktım. Suçsuz diyecektim. Bak sen demek öyle diyecektin. Evet, bir yanlış anlaşılma oldu. Benim yerime seni hapse attılar. Sende karakter denen şeyden hiç yok mu? Karakter aslında biraz vardı da. Yanlış kişiye bulaştım. Bu intikam için bekledim. İşte size söyledim. Gerçek suçlu buydu. Biz zaten bulacaktık bunu. Sana ödül olarak 10 tane elmas veriyoruz. 10 tane mi? Evet, bugün köye gelen suçlu yüzünden hapishaneye girdim. Ama yaptığım plan sayesinde hapisten kaçıp gerçek suçluyu yakaladım. Eğer bugün hapisten kaçışım ve aldığım intikamı sevdiyseniz yorumlara 1 yazın. Eğer o suçlu başkanı da böyle yakalayıp hapse atmamı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım videosu gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.